Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Çok fazla haberimiz yok bu hafta o yüzden öncelikle geçtiğimiz hafta yayınladığım videolara değinmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta önce çarşamba günü Rode Wireless Pro çok güzel bir yaka mikrofonunun videosunu yayınladım, incelemesini yayınladım. Eğer göz atmadıysanız kesinlikle göz atmanızı öneririm. Ama cumartesi günde şu anda da beni çekmekte olan yeni makinem Fujifilm x 20nin incelemesini daha doğrusu kullanım tecrübelerini yayınladım. Eğer gözünüzden kaçtıysa mutlaka bakmanızı öneririm. O videoya sizlerden bayağı güzel geri bildirimler geldi. Hem bir sürü yorum geldi, ben çok mutlu oldum. Hem benim eksik bıraktığım veya sizlerin eklemek istediğiniz bayağı şeyler varmış. Onlar çok iyi oldu. Onlar doğrultusunda bir part 2 yapmayı planladım. Gerek makinenin özelleştirilmesi özelinde olsun, gerek başka teknik özelliklerinin vurgulanması olsun. İkinci bir kısmı gelecek. Orada görmek istedikleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. İster bu videoda, ister o videonun kendisinde. Şimdi gelelim haberlerimize. İlk haberimiz yine Fuji'den geliyor. Bir söylenti ama gerçekliği artık neredeyse doğrulanmış gibi bir söylenti. Bildiğimiz gibi X100'ün yeni bir versiyonu gelecek Şubat ayındaki duyuruda ve o makinede yeni bir özellik olacak. Daha önce X serisi, X100 serisinde olmayan bir özellik. Nedir bu? Sensör sabitleme. Bence bu IBIS özelliğinin nihayet X100 serisine gelmesi onu bayağı mantıklı bir hale getirmiş. Çünkü genellikle sokak fotoğrafçılarına böyle anı yakalamaya çalışan insanlara yönelik bir makine olduğu için o tanıma uyan çoğu fotoğrafçının çoğu zaman tripod kullanmak istemediğini veya yanında bulundurmadığını düşünürsek elde en azından uzun pozlamalar yapabilmek adına çok güzel bir avantaj olacaktır. Ama tabi sensör sabitleme özelliğinin eklenmesiyle fiyatı da artar mı bir fikrim yok. Umuyorum ki artmaz ama önceki makineye olan talebi bile düşününce bence sanki eskisinden birazcık daha pahalı gelecekmiş gibi geliyor. Umarım yanılırım. Yanılmadı. <laughs> Diğer bir haberimizde geçen hafta söylenti olarak paylaştığım Olympus'un yeni çıkaracağı makinesi OM-1 Mark II ve 150-600 mm telezoom lensin fiyatları sızmış. Ama isterseniz buradan sonrasını dinlemeyin çünkü çok tatsız. <laughs> Avrupa fiyatları bunlar. Makine için 2400 Euro, lens için 2700 Euro. Bunlar ülkemize geldiğinde ne olur düşünmek bile istemiyorum. Ama hani Micro Four Thirds özelinde fotoğrafçılık kısmına yönelik, en üst seviye makine olacak gibi duruyor. Lens de keza. Otas telezoom lensler, Macro Thirds Bayonet için yine en iyi, en güncellerinden birisi olacak. Hani fiyatının yüksek olması normal ama ben mi eski kafalıyım, yanlış düşünüyorum ama Micro Four Thirds sistemlere o kadar büyük yatırımlar yapmak fotoğraf özelinde bana tuhaf geliyor. Bu kalitesi oldukları için falan değil. Onlarla ne fotoğraflar çeken insanlar var ama ne bileyim ben o kadar para harcayacak olsam daha büyük sensörlü, daha büyük sistemleri kullanmayı tercih ederdim gibi geliyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Kesin bir Olympus fanı çıkacak, değil mi? Böyle sövecek bana. <laughs> Onun dışında Nikon Z6 Mark 3 için söylentiler gelmeye devam ediyor. O da Şubat ayındaki CP Plus etkinliğinde Japonya'da fotoğrafçılar özel olan bir etkinlikte muhtemelen duyurulacak. Gerçi çok büyük olasılıkla o etkinlikten önce duyururlar. Belki 1-2 hafta öncesinde. Çünkü etkinlikte duyurduğunuz zaman genelde ilgiyi kaybediyorsunuz. Etkinlikten önce duyurup etkinlikte göstermek biraz daha mantıklı oluyor. Muhtemelen bunda da öyle olacak. Çıkan söylentilerinde bayağı etkileyici şeyler var. 6K'da 60 FPS, 4K'da 120 FPS video açısından bayağı gelişmiş olacak otofokus sisteminin direkt Z8'den almış gibi gözüküyor söylentilere göre. Eğer tüm bunlar doğru çıkarsa ve fiyatı öncekilere göre artmazsa muhteşem bir full frame seçenek olacak gibi duruyor. Ben de açıkçası heyecanla bekliyorum. Nikon'un DSLR'ın son zamanlarında satışlarının düştüğünü düşününce ben bu aynasızdaki özellikle üst seviyedeki çok iyi makinelerini gerçekten büyük bir zevkle takip ediyorum. Benim bütçemin çok üzerinde olsalar da bu şekilde güçlü var olmaları bence rekabet açısından çok iyi. Aslında Nikon zaten benim için bir ukde gibi bir şey. Anlatmıştım daha önce. İlk DSLR'ımı alırken ben Nikon d 80 alacaktım. Ona param yetmemişti. Canon 400D almıştım. Ondan devam etmiştim sonra. Filmde bir sürü Nikon makine falan kullandım. Bir gün Nikon kullanmayı da gerçekten isterdim. Neyse diğer haberimize geçelim. Bu da Hasselblad'den geliyor. Ama bu son zamanlarda hep önde tuttukları bu X serisi makinelere değil eski H serisi makineleri ilgilendiren bir ürün. CFV100C adında yeni bir film arkası daha doğrusu sensör arkası tanıttılar. Bunu H serisi eski makinelerine takıp o filmli makineleri dijital bir makine gibi kullanabiliyorsunuz. Tabii ki sensör boyu onların kullandığı 6x6 6 film gibi değil, daha küçük formattaki orta format sensörlerinden ama yine de o makinelere dijital bir can katmak açısından çok güzel olmuş. Zaten H serisi Hasselblad olanların maddi durumu iyidir, bu arkayı da almayı düşünebilirler. Haberlerimiz kabaca bunlardı. Ben de bir tane tatsız bir haber vereyim. Kanaldaki katıl özelliklerini güncellemem gerekiyor. Çünkü ben onları bu özellik ilk çıktığında yapmıştım ve özellikle en alttaki seviye gerçekten çok manasız bir hale geldi hani sebebini şöyle açıklayayım. En alt seviye 5 liralık katılım. YouTube'un bu katıl kısmındaki kendi kesintisi %30. Yani yapılan desteklerin %70'i bana geliyor. Sonra ben bana gelen YouTube'dan gelen parayı toptan çektiğimde ona gelir vergisi ödüyorum, KDV ödüyorum. Yani 5 liranın %70'ini alıyorum. Üstüne %18 KDV, bir de gelir vergisi ödüyorum. Dolayısıyla takdir ederseniz ki o katılımların bana gerçekten artık bir faydası olmuyor. Her ne kadar kıymetli olsa da buna değer görmeniz Şubat'ın 15'inde onları güncelleyeceğim. En düşük seviye şu anki en düşüğün bir altı olan VIP seviyesi olacak. Şu anda çorbada tuzumuz kısmında katılımcı olanlar kendiliğinden otomatik olarak düşecek. Eğer devam etmek isterseniz bir üst seviyeye geçebilirsiniz. Zaten bu değişiklikleri yaptığımda ayrı bir video çekerim ona ama önden de bir duyurmuş olayım istedim. Öyle benim bu hafta bahsedeceklerim bunlardı. Haberlerle ilgili yorumlarınızı fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Onun için de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.